Turkish Bilal, bölüm 23776. 7 kıtada ruh eşini arayan Bilal, döndü dolaştı, ülkesinde gerçek aşkı buldu. İstanbul'un ve eğlencenin göbeğindeki bir gazinoda, tutkuyu, heyecanı ve arzuyu yeniden keşfetmeye hazırdı. Alo ana! Hey geldim, gazinodayım. Sana çok büyük bir sürprizim var. Yeni gelin adayın burada Assolis. Evet, onu görmeye geldim. Ya kız sahnede beni görünce ana bir sevin, bir sevin. Hayır, beni çocuk falan zannetmedi ya. Bıyığım var benim, Allah Allah. Hayır anacığım, kız salak malak değil ya. Ya birinin beni sevebilmesi için salak mı olması lazım? Hayır ana, salak değil. Israr etme, kapatır mısın ya? O ana ya! Bilal! Jale! Ah! İnanamıyorum burada olduğuna Bilal. İnanamıyorum. Senin gibi yakışıklı, boylu postlu, çekici bir erkeğin. Benim gibi zengin, şöhretli bir yıldız parçasına bakacağını hiç düşünmezdim. Ha. Anam haklı galiba ya. Ama neyse, bana ne? Kızım, ne bakması? Sadece bakmaya değil. Ben seni anama götürmeye geldim. Çok heyecanlı biliyor musun? Her yeri süslemiş, seni bekliyor. Bak, seni gördüğü gibi ne diyecek biliyor musun? Gelin, gelin! Nereye gelelim, nereye? Neyse ya, bu özelliğine çok takılmayacağım. Anam bizi bekliyor. Hadi gidelim saat 12 olmadan. Durun! Hiçbir yere gidemezsiniz. Jale, sen bana aitsin ve benim olacaksın. O ne demek lan? Vazo mu bu? Kadınlar karşısında bir doğru konuş ya. Nasıl senin olacakmış? Sen kimsin? Ben gazinocuların kralı İbrahim ve bu gazinonun da sahibiyim. Jale, sen tamamen bana aitsin. Hiçbir yere gidemezsin çünkü elimde kapı gibi hüviyetin var. Bilal, senden gelemem. Onun olacağım, anlamıyor musun? Elimde hüviyetim var. Kızım, ben anlıyorum da acaba sen anlıyor musun? Gel bakayım bir böyle, gel, gel. Ya kayıp ilanı veririz, yenisini çıkarırız. Öyle oluyor mu ya? Oluyor tabii. Ne sandın? Aa, gazinocular kralıymış. Salaklar kralı. Hadi gidelim. Durun! Hiçbir yere gidemezsiniz. Onu o çöplükten ben çıkardım. Gazinomda ilk şarkıyı ben söylettim. Onu yıldız yaptı. Hiçbir yere gidemez. Benim olacak. Doğru Bilal. Doğru. Beni ilk Yeter Hanım keşfetti. İlk onun gazinosunda sahne aldım. O beni keşfetmeden önce nerelerde, ne hallerdeydim bilmiyor musun? Nerelerdeydim? Konservatuvarda şan bölümünde okuyordum. Birinciydim. Kim derdi ki yıllar sonra o kız bir gün şarkıcı olacak? Ben derdim. Sen de derdin, Abu da derdi. Buradaki herkes derdi. Sen deli misin kızım ya? Ya sen zaten konservatuvarda birinciymişsin. Belli ki yeteneklisin. Yok. Yok. Gönlümü almak için söylüyorsun, beni yüreklendirmek için. Evet, evet. Ondan söylüyorum, evet. Bir saniye durur musun ay yüzdüm? Ben şu teyze level'ını bir geçeyim. Teyze, sen ne diyorsun yani? Şu yılbaşı süsünü yalaman bittiyse... Konuşalım mı? Hiçbir yere gidemez diyorum. Elimde kapı gibi bir evrak var. Eyvah! Elinde evrakım var Bilal. Artık ona aidim. Hemen verme kendini bir saniye. Bir sakin ya. Bir bakalım evrak neymiş. Teyze, ne evrağı? Ver bakayım. Aa, ona aidim, buna aidim.
İkametgâh lan bu. İkametgâh mı? Benim neden aklıma gelmedi bu? Neden? 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 Teyze, şimdi sen anlamadım yani. Ne demek istiyorsun? Bizi neyle tehdit ediyorsun? Bir söyle bakayım. Elimde ikametgahı var diyorum. Diyemiyorsun da. Eğer ben izin vermezsem kendi adına suyu ve elektriği açtıramaz. Hayır. Buna yıkılamazsın ya. Kalk, kalk, kalk. Olmaz, kalk. Ne yapıyorsun sen? Kalk. E-Devlet'ten nakil yaptırırız ya. Ne? Öyle oluyor mu? Oluyor tabii. Ne sandın? Kahramanım. Lanet olsun. Bütün planım alt üst oldu. Seni pis şeytan. Çok akıllı değil mi? Arkadaşlar. Gitti alçak. Dur dur sakin. Bak ben size anlatayım. Sizin planlarınız çok tırt. Ben öyle çok zeki değilim yani. Hani bu ekipte bir sorun var. Lütfen gidelim mi hayatım ya? Benim durun! Hiçbir yere gidemezsiniz. Zira Jale benim olacak. Elimde fotoğrafları var. Eğer benim olmazsan bütün fotoğraflarını basına vereceğim. Ya! 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 Alçak adam, alçak, alçak. Öyle fotoğraflarım yok benim. Yalan söylüyorsun. Demek ki yalan söylüyorum. O halde al sana fotoğraf. Al! Al! Al fotoğraf! Al! İnanmıyorum. Bu saçmalığa öyle değil mi bu? Buna yani. Buna inanmıyorsun. Bilal, nerede? Ne zaman çekildi inan? Hiç hatırlamıyorum. Kızım, fotoğrafın altında yazar zaten. Öyle oluyor mu ya? Oluyor tabii. Ne sandın? Aa bak, kalk, kalk. Ne yapıyorsun? Hemen yerdesin ya. Kaza namazı gibi sürekli bir şeyin peşindesin. Bak, foto al pay. Ah, ver şunları. Al lan. Al. İstediğin gibi ver basın. Hadi bakalım. Maalesef veremem. Haber değerleri yok. Lan bunu gelmeden düşünüp hayatımızdan bir dakika çalmasan olmaz mıydı ya? Yürü gidelim buradan. Allah Allah. Durun! Hiçbir yere gidemezsin. Benim olacaksın. Sen de kimsin? Ben. Ben. Ayaksi. Ben Narmatör Mesut. Senin hayranınım. Uzun süredir seni dinliyorum. Hem de en ön sıradan ama hiç de sıradan biri değilim. Ben narmatörüm. Narmatör Mesut derler bana. Narmatör... Lan anladık ya. Kendini tekrar edip durma. Anladık, armatörsün. Jale, benim olacaksın. Git Bilal'e onu sevmediğini, onunla oynadığını söyle. Yoksa Bilal'i öldürürüm, anladın mı? Çabuk ona söyle be. Konuştuğumuzu... Lan oğlum ben buradayım ya. Ben duyuyorum seni. Bari fısıltıyla konuş. Tövbe tövbe Cem Karaca'ya bak hele ya. Sen bu kızdan ne istiyorsun? Onu söyle bakayım. Aşık mısın? Hayır. Ben onun sesini seviyorum. Benim olmalı. Yalnızca bana şarkı söylemeli. Onun şarkılarını seviyorum. Ya bunun kolayı var. Bunun için kızır niye rehin alıyorsun dayıcığım? Aşkım sen çikolata fayda var mısın? Var. Bak çikolata fayda varmış. Aç onu istediğin zaman istediğin yerde dinle. Öyle oluyor mu ya? Oluyor tabii. Ulan tamam hadi sana şifremi de vereceğim. Bana da vereceksin. Hayır! Hayır! Asıl bana vereceksin. En çok bana vereceksin. En çok bana vereceksin şifreyi. Arka
Arkadaşlar, en fazla 5 kişi kullanabiliyor bu şifreyi ya. Biri ben, biri ana, 3 tane kaldı geriye. En son söyleyen kullanamaz. Yine bütün planlarımı alt üst etti. Katipiyoz. Ne? Neyse, takılmayacağım. Hadi, adios. Durun! Hiçbir yere gidemezsiniz. Çünkü sen benim olacaksın. Ne ya? Ya yok, hemen git, dur. Hemen yok. Ya bir adam argümanını söylesin. Ondan sonra endişe ederiz ya. Allah Allah. Bu nasıl bir şey bu ya? Söyle bakayım, sen ne diyorsun, ne istiyorsun? Hep seni sevdim. Beni. Çekil lan. He. Hep sana aşıktım. Bütün bestelerimi hepsini senin için yaptım ve tek kuruş almadım. Neden? Çünkü ben bestelerimi para için yapmam. Anlıyor musun? Yapmam! Var mı iki tane çakarımsın ya? Ne saçma şey lan bu? Her gece gazinoma geliyor. Jale söylüyor. Bu manyak çalıyor da çalıyor. Çok da iyi çalıyor. Lakin para veriyorum almıyor. Maaş bağlayayım diyorum istemiyor. SGK'sini yatırayım diyorum yok diyor. Manyak. Almam tabii. Almam. O zaman beni her akşam çağırır, deliler gibi keman çaldırırsınız. Aptal mıyım ben ha? Yani istesen ben cevap verebilirim. Şimdi fakir oldum diye, param olmayacak diye, üstelik pişik oldum diye benimle olmayacak mısın ha? Yok, ondan değil. Zaten bestelerin için gelen telif çeklerini kabul etseydin, buradaki her şeyi, herkesi satın alabilirdin. Mamafi, kabul etmiyorsun. Etmem! Bu ne oldu böyle? O zaman herkes, isteyen herkes bana her istediğini yaptırır. Ben emeğini karşılığını alacak kadar aptal mıyım? Hayır! Gelmedi. Onu demin attın. Ha, fark ettim. Jale. Ya nasıl diyeyim? Bak, sen istersen bu adamı bir düşün ha. Yani kafalarımız daha denk dersen ben aradan çıkarım. Hayır, bir umarım bu üzüntüdür. Hayır, Bilal. Dedin ya onu yavrum. Ben seni istiyorum. Tamam, hadi o zaman gidelim. Ha, la havle. Tamam. Hiçbir yere gidemeyesin. Çünkü benim olacaksın. Olmak zorundasın çünkü bana borcun var. Git o zaman izah ver lan. Bunun çözümü bu mu? Yok bile. He? Yok. Ne? Evet, onun olacağım. Çünkü ona borcum var. Ödemedim. Anla artık, anla. Ya azıcık da sen anlasan. Ben anlamaktan yoruldum yemin ediyorum. Dayı, bu kızın senin olacak kadar kaç para borcu var? 50 TL. Abo! O yetmez. Beni de verelim. A bunu da verelim. Hayır! Bu kalsın. A buradan aradan verelim bir iki tane. Sen deli misin ya? Allah şu 100 lirayı. Al. Üstü de kalsın. Bir daha da bizi rahatsız etme. Kaybol. Hiçbir yere kaybolamam. Bana 50 TL verdin. Artık mecbur senin olacağım. ...50 TL öyle bir para değil kardeşim, tamam mı? Ayrıca bu benim olmayan meylini de çok anlamadım ha. Bey amca, yaşlısın, yorgunsun, bir tuhafsın. Geç şöyle sandalyeme otur istersen. Bana yer verdin. Artık mecbur senin olacağım. Hayır! Sana ciklet alıcıyım, benim olacaksın. Olurum. Narmatörüm. Seninim. Sana beste yaparım. Sendeyim. Merhaba.
Ben yeter, memnun oldum. Ben de senin oldum. Hadi lan. Sen resmen bahane arıyorsun ya. Hadi Bilal. He? Hadi gidelim. Kızım tamam gidelim de biz şimdi bir döngüye girdik. Bak sen bunu anlamazsın. Şimdi biz hadi gidelim deriz. Mutlaka şuradan bir yerden bir şey çıkar yani, anladın mı? Bak istersen bir deneyelim. Hadi Jale gidelim aşkım. Jale hadi gidiyoruz biz. Jale hadi gidelim aşkım. Kızım sen... ağlıyor mu? Tamam. Demek ki bu döngü bozuldu artık. O zaman gidebiliriz. Hadi gidelim Jale. Durun! Ben malımı bilmez miyim ya? Hiçbir yere gidemezsiniz. Çünkü sen benim olacaksın, öyle değil mi? Sebep? Kocam. Kocam sana aşık olmuş. Ağzınız iyi mi? Çok iyi, teşekkür ederim. Beni boşayacak. Her şey senin yüzünden Jale. O yüzden yüzünü almaya geldim. Benim olacaksın. Yüzünü, yüzüme, yüzün aklı yaptıracağım. Kocam yeniden bana aşık olacak. Kocan senin manyak olduğun için boşanmış olabilir mi? Tövbe tövbe. Jale şuna cevabını ver de gidelim ya. Bedenime sahip olabilirsin. Ancak ruhuma asla. Yavrum bak. İkisine de sahip olamayacağı bir seçenek var aslında. Hayır dersin, buradan defolup gideriz ya. Durun! Hiçbir yere gidemezsin. Çünkü sen benim olacaksın Zeyno. Zeyno mu? Zeyno da kim? Biz burada Jale için toplandık. Bahadır! Geldin. Benim olacaksın Zeyno. Tamam, hadi gidelim. Gel benimle. Müthiş bir manyaklık yaşıyoruz. Allah'tan bizimle alakası yokmuş. Hadi aşkım gidelim. Durun! Hiçbir yere gidemezsin Jale. Çünkü benim olacaksın. Benim olacaksın mı? Hayır, bana söz vermişti. Benim mi olacaksın? Lan yürü git! Bütün manyaklar bir araya toplamış. Beni kovacakmış. Hadi yürü gidelim buradan ya. Durun! Lenin olacaksın. Benim olacaksın demek istedin herhalde. Hayır. Rusya'da yeniden devrim oldu. Sen Lenin'in kayıp torunusun. Nasıl? Artık yeni Lenin sen olacaksın onun Jale. Ciddi mi ya? Çok ciddiyim. Gidelim Jale. Bilal. Hoşça kal. Ben artık Lenin'im. Çok da üşüyor. Rusya'da daha çok üşür bu. Ben ne olacağım şimdi? Benim olacaksın. Hayır. Benim olacaksın. Benim olacaksın. Hayır, benim olacaksın. Pelin olacaksın. Pelin mi? Demir alacaksın. Kelin olacaksın. Elin olacaksın. Gelin olacaksın. Hadi lan. Sevdiğim zaten çok şüphelenmişim. Defolun gidin. Bırakın beni. Bırakın. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen nesin?